Bir şey koyma ya. Bir bidon mu boluyor? Sakız gibi oldu, sakız gibi. Bol tereyağlı. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz tekrardan sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle şöyle bakın, kazanlarımızı koyduk sizlerle beraber. Hatta dün değil, evvelsi günkü videomda da söylemiştim. İftar yemeği yapacağız. Döndü ablam, işte kız kardeşleri, kardeşleri falan iftar yemeği yapacaklar arkadaşlar. Bu videomu pazar günü çekiyorum. Hafta sonu, yani yarın okula gideceğiz. Şöyle döndü ablamla beraber kazanlarımızın altını yaktık. İlk önce keşkeklerimizi koyduk. Menüde de bugün keşkek yapacağız. Tavuk terbiyeli tavuk çorbası yapacağız ve etli kuru fasulye yapacağız arkadaşlar. İşte salatası, tatlısı falan derken ilk önce keşkeğimizi kaynatacağız. Onu birazcık bekleteceğiz. Akşama birazcık daha kaynatırız. Çünkü onun biraz beklemesi lazım. İlk önce keşkeğimizi koyduk. Bir tarafımıza sıcak suyumuzu koyduk. Biraz saatimiz gelerekten kuru fasulyemizi, en sonunda çorbamızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle kazanlarımızı koyduk. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle döndü ablam da. Şöyle altına sokmak için kazanların odun çöpü falan getiriyor. Bu şekilde odun ateşinde böyle iftar yemeği menümüzü. Bunun ikisi de keşkek arkadaşlar. Karıştırması, çırpması kolay olsun diye ikisine de keşkek koyduk bu şekilde. Yarım yarım. Şurada da sıcak suyumuz var. İyice keşkeklerimiz şiştikten sonra duruma göre sıcak su ilave edeceğiz. Bu şekilde keşkeklerimiz daha yeni koyduk, daha kaynamadı, kaynasınlar. Evet. Şimdi şöyle biraz biz yemeklerimizi pişirelim arkadaşlar. Bu videonun devamında görüşürüz. Belki çok detaylı öyle çekemeyebilirim ama şöyle ilk aşamada bir vlogumu başlatayım. İleriki zamanda tekrardan devam edelim. Şimdi arkadaşlar biz şöyle soğanımızı doğradık. Bu kuru fasulyemize katacağız. Bunu incecik doğruyoruz. Burada döndü ablayla. Burada da ihtiyacımız kadar kullanacağız. Gerisini salataya kullanacağız. Şurada da döndü ablamın yengesi burada. Onu da çekeyim sizlere, onu da göstereyim. Burada da ablam şey yapıyor. Limonlarımızı sıkıyor bu şekilde. Çorbaya ve salataya şöyle katıp koyacağız. Hazır olsun elimizde. Burada da tereyağımız. Şu tereyağımızın üst kısmını da keşkeğimize kattık. Keşkeğimizi böyle pişirdik ve birazcık şişsin diye kenara kaldırdık. Şimdi şöyle göstereyim hatta size. Şöyle etimizi koyduk. Şöyle bir göstereyim size. Şu kepçe onun da. Bu şekilde etimizi biraz pişireceğiz böyle iyice. Etimizi kavuruyoruz burada bu kazanımızda. Şu kapağını kapatayım tekrardan. Şöyle keşkeklerimizi de göstereyim size. Şöyle yarım yarım da iki tane keşkeğimiz var kazanda. Keşkeğimiz şimdilik bu şekilde ama daha bu bir aşamadan daha geçecek sonra. Şöyle birazcık daha sıcak su koyup açacağız daha. Daha bunun aşaması var. Yarım kilogramlı ikisine de şöyle tereyağı attık içine. Zaten biliyorsunuz keşke tadını veren de tereyağı. Tereyağı olmayınca tadı olmuyor. Tuzunu falan koyduk. Yine ağzını kapatalım. Kazanımızın. Yine aynı. Bu da keşkek. Şöyle göstereyim. Burada da çorbamızın nohudu kaynıyor. Nohudumuz pişmek üzereydi. Ona ben bir bakayım. Biraz önce pişmek üzereydi. Hemen
şekilde biz yapmaya devam edelim. Nohudumuz pişi vermemiş daha, döndü abla. Acık daha pişsin. O biraz daha piştikten sonra nohudumuzu alacağız. Oraya sıcak su koyacağız. Elimizin altına sıcak su bulunsun diye. Evet, çaydanlığımız falan buraya koyduk. Akşama hazır olsun diye. Tereyağlarımızı da en son kavuracağız. Akşam iftara yaklaşarak da. Şey, sandalyeler falan akşam üzere mi gelecek abla? Biraz gelir. Sandalyemiz masamızda. Akşam üzere iftara yakın getirirler. Evet. Şimdi biz böyle devam edelim arkadaşlar. İnşallah böyle kısa kısa çekebildiğim kadar sizlere çekeceğim. Şöyle soğanlarımızı doğramaya başlayalım ben tekrardan. Sonra saatimiz gelerekten de salatamızı yaparız. Sandalyelerimiz gelmiş. Ben de sandalyeleri sormuştum. Tam sandalyelerimiz de geldi. Masamız da gelir. Sandalye, masa. Evin etrafı müsait, geniş bayağı. Şu karşı komşunun o tarafa da konulacak herhalde. Zeynep gitti. Zeynep, ben amcaya diye seslendi kapıdan. Seslenir ver annem. Burada da döndü ablamın annesi var. Teyzem, nasılsın? İyi misin? Burada döndü ablamın annesi. Oy benim teyzemim. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle fasulyemizi kavurduk. Yarıya böldük, ikiye böldük şöyle. Buna biraz daha sıcak su ekleyeceğiz. Şu şekilde. Bunu bir tık önce kavurdum. Suyunu falan kattık. Şimdi bunun da suyunu katacağız artık. Bunu 2-3 dakika arkadan şöyle. Keşkeklerimiz orada. Fasulyemizin suyunu kattığımız zaman bir tuzu kalıyor, artık pişmeye hazır. Orada da suyumuz var, sıcak suyumuz. Döndü abla, şunun sıcak suyunu koyalım istersen. Al burada. Şuna da bir iki tane istiyor da önce şunu koyuver istersen. O tarafta da döndü ablanın kız kardeşleri, ablası var, kardeşi var. Onlar da salata yapıyorlar. Salata malzemelerini yıkıyorlar, salata yapacaklar. Şöyle yengesi de orada. Valla bu yemekler sanki döndü abla, 300-400 kişilik var gibi sanki geldi de. Bana öyle gibi geldi ama inşallah tek yensin. Allah'ım gelenimizle gidenimizle ağız tadımla yedirmek nasip et diye. Aynen aynen, amin. Amin. Ölmüşlerinizin, gelmişlerinizin, geçmişlerin hepsini onunla değsin inşallah. Azıcık daha. Burada da tavuk çorbamız için tavuklarımız haşlanıyor. Daha yeni koyduk. Şöyle yeni koyduk da haşlanacak bunlar da, didiklenecek tavuk çorbası için.
Burada da ablalarım, şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar şu tarafa geçeyim ya. Karşınızdan alayım. Marullarımızı yıkıyorlar. Bir daha yıkayacağız bunları. Bir daha sudan geçirecekler. Şimdi ilk önce şöyle içlerine bir bakıyorlar. Emin olup tekrar bir daha yıkayacaklar. Şey, döndü ablamın ablası oluyor. Aynı zamanda da hangi okulda öğretmenlik yapıyorsun? Neyse, okulun adını söyleme. Aynı zamanda da öğretmen. Sınıf öğretmeni, evet. Kız kardeş oluyor döndü ablamın da. Sen de abla Fethiye'den geliyorsun değil mi? Fethiye'den geldim, evet. Evet, o da Fethiye'den geliyor. Vallahi sizi görmesem de döndü abladan duyuyorum yani. Evet. Fotoğraflarınızı, videolarınızı evet, falan izliyorum böyle bazen, düğünlerde olsun, nişanlarınızda olsun. Bu şekilde ablamgil de böyle marullarımızı da yıkasınlar. Ben tekrardan bir yemeklere bir bakayım. Hadi size kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de. Biraz açılıyoruz artık. Salata eli verdim bakalım. Yeter mi? Doğrayalım mı? Ne yapalım? Tamam, bir 5 dakika sonra geliyoruz. Tamam. 5 dakika geliyoruz. Tamam. Tamam. Tavuklarımız dedikleri. Salatanın oraya durun. Bir salatalık var. Bir tarafta salata malzemeleri doğranıyor. Biz de bu tarafta tavuk dedikliyor. Kuru fasulyemizi pişirdik. Keşkemizi de pişirdik. Şöyle 2,5 saat falan kaldı şeye, iftara. Yok, 3 saat var. Yani iftardan 1 saat önce çorbamız hazır olması lazım. Çünkü yarım saat önceden dağıtılmaya başlanır. Hatta şuralarda şeylerimiz var. Çorba kaselerimiz var. Çorba kaselerini çorbamızı önce dağıtacağız. Tamam, 1 saat önce her şeyi aynen hazır etmemiz lazım. Aynen. Çorbamı da pişer o zaman. Kapaklı çorba kaşarını da yaparız. Masalara. Biraz sonra masalara güzel bir yer ısasınlar. Evet. Şöyle şöyle didikliyoruz tavuk çorbamızı. Tavuk çorbamızla nohudunu da koydum. Nohuduyla beraber haşlanacak. Şimdi az sonra pirincini koyacağız içine. Ayrı bir yerde sosunu yapacağız. Bir şey de sosunu şey yaparız. Oynatırız. Dökmeli sonra olsun. Bakalım odun okusun, nasıl olacak yemekler. Özlem hocam aradaydı değil mi? Ben sana dedim mi onu? Ha, dedim mi? Ha, dedim herhalde bir şey lazım mı diye sorduydu. Ha, dedim. Bir şey lazım mı diye sorduydu. Annem iyi bilir bunları diyordu. Annem iyi bilir diyor. Ben ona yollar bekletim de inşallah havaliman yolundan geldiler. Ha. Havaliman yolundan şey, pazar, oradan pazar olmasa? Pazar, pazar. Aynen, yani pazar var. Konum attın mı? Konum attım. Konumlar şey, bilirler bir şey sıkılmamış şey, arabalarına. Pazar yeri mi? İçinden mi geçiliyor ya? Yani pazar yeri. Ya. Normalde. Ha. Evet. Pazar olmasa o yoldan geliyor yani. Ha. Şey, navigasyonda ileride açılırsa oradan gösteriyor konumu, öyle mi? Hı. Hani belki açmazsa sana oraya gösterebilir. Ha. Navigasyon. Ama pazarı işte olduğunu. Biz demin oradan girdik mi? Hani yol geliyor ama karıştırırsınız diye ondan havalimanı yerinden. Evet, fark edeceğiz ama ileri geri içeri bilmeyen hani. Hiçbir şey uğraşmayacak. O kadar da oraya ters olmuş işte. O sokağa olsa olurmuş aslında. Değil mi? Niye ters yapıyorlar? Mesela bilmeyen kişi buraya geldi oldu mu işte pazara denk geldi mi? Geçen de kimdi o? Pazarın dünür bizim gelmiş.
kamyonla. Hacerlerin içine girmiş. Orada böyle şu bizim zifliye gelmiş bir şekilde diye. İyi yine benim şey navigasyon sağ ol. Ben bunlara dedim hani havalimanına geleyim. Oradan açtık şeyi. Oradan açtık. Aynen elimizle koymuş gibi bulduk burayı. Ama biz sadece şeyi bulamadık. Ne yok en konum vardık sizin orada aşağı tarafta fabrika gibi bir yerde miydi bir yer yapılıyor. Bak bakalım Yusuf'la. Efendim? Bakacak şimdi bakacak bir saat. Aynen kedilerin sesi gitti. Şu arka tarafa bir göstersen anneciğim. Valla biraz önce birini attı. Hepsi 7-8 tane falan oldu herhalde. Abi 5-6 vardı ama koku yalan geldi. Şimdi onlara yaralım. Ama sabahtan beri bir şey atın ya. Hemen bir şey atın. Yiyecek atın sanıyorlar. Evet koşup geliyorlardı. Şimdi onların da karnı doydu. Bayağı çok kedi var burada. Bahçede benim bile bizim geldiğimizde fark edersin hepsi her yerde nerede varsa geliyor. Kedi, köpek, işte illaki kedi de köpek de bakıldığı yere bakıyorlar. Güzel de çok şey yapıyor. O ekmek verir, şey verir. Babam da çok sever. Annem şey yapmaz fazla, aç koymaz ama çünkü öyle birkaç sefer kedi yavrularından yani bir şey verecek, ayağının altına tutarız, öyle düştüydü bir yer yığılacaklarından korkuyorum ben de. Ayağına dolaşır. He, ayağına dolaşır, evin başına inip çıkıyorlar Allah korusun. Akşam, gece, gündüz inip çıkıyorlar. Annesi buradan da yazından da oturuyorlar. Öyle mi? Yazından başında yatarız. Otururuz, yazın başında yatarız. Sen oluyorsun sen. Yeni köye gittim. Ya sıcak oldu mu orada sıcak oluyor. Yeni köye gittim ben işte eski kızın her tarafı var. Yeni köyden 15-20 dakika bizim var. Çığlık'tanmış onların şey. Tekizlerle eşit. İşte bizim az daha ileride biz. Oradan 15-20 dakika. Ben ilerisini merak ediyorum da yine ilerisini göremedim yani. İlerisi çok bizden daha ilerisi vardı. Çakırlar, Ağırdaş o taraftan daha yani daha bayağı ileridedir mesela bizim ilerisinde sabah. Var mı sizin köyün ilerisinde? Var var. Hmm. Var. Hatta yok. Kaç tane nebilerden bir şey anlatıyor bu sana. O bireyi çok bilmiyorum ben. Çok yakışır tarafını biliyor musun? O tarafları çok bilmiyorum. Bizim o taraf kovanlıklar şey. İçeride. Gülenvay nasıl bir şey şimdi? Gülenvay nasıl bir şeyde? Nereden? Dursal'ın mıydı kovanlıklar? Doğanlığı biliyor musun? Doğanlığı biliyorum. Hmm. Doğanlığı, Karadaş'ı biliyorum. Ondan soy isim neydi? Şey, Kübra da Doğanlık'ta. Akbaba. Akbaba, soy isim. Hadi, bu bayağı. Yemeğimizi şöyle aldık, yemeğimiz oturdu. Biraz yanaşalım mı? Şöyle bir karıştıralım. Bir dolu dolu koca kazandı. Çorbamızı sosu dikerek sosunu pişiriyoruz. 15 kilo hareketle. Bizler 17 yere. Ama fazla at. Bunu biraz döneceğiz. Şu küçük olana da yapacağız. Biz de bunu ağzı gidene kadar. Ya yemez yetmez iyi oluyor. O zaman küçük başlı mı da sıkıntı oluyor. Onlar da çok şey. Şöyle keşke yemiz demişti. Ha, diğerinde öbür kazanda koyduk. Kıvamı gayet güzel oldu değil mi? Koyunu çok güzel vermezse. Oldu. Sakız gibi oldu, sakız gibi. Bol tereyağlı. Üzerine de koyacağız tereyağımızı. Keşkeğimizin biri de burada. Aynı şekilde içine yedirdik. Çorbamız burada.
terbiyeli tavuk çorbamız. Biraz üstüme attı kazanlarımızı. Şöyle kuru fasulyelerimiz de burada iki tane. Böyle. Allah inşallah yenilmemiz. İnşallah, inşallah hepsi yenir biter. Kalabalık olursa biter. İnşallah. İnşallah. Yesin diye yapacağız. Aynen. Aynen. Allah kabul etsin tekrardan. Şimdi arkadaşlar videomu, dünkü çektiğim videomu edit yapıyordum. Baktım ki sonunu tamamlamamışım. Sizlerle beraber şöyle Döndü ablamın ablaları ve kardeşleriyle beraber şöyle iftar yemeğimizi yaptık. Biz de okuldayız ayrıca, bugün hafta başı, pazartesi. Şimdi video editliyordum, sonunu kapatmamışım. Şöyle hemen sonunu kapatayım burada dedim arkadaşlar. Bu videomu yarın yayınlarım. Bugün değil, yarın yayınlayacağım bu videomu, yani salı günü. Şöyle yaklaşık 350-400 kişiye yakın yemek oldu. O kazanların hepsi bitti mi derseniz arkadaşlar, bitti. Çok az, şöyle bir tencere kadar yemek kaldı mıydı Döndü abla? Anca kaldı herhalde. Anca mı kaldı? Evet, valla bir tencere kadar anca yemek kaldı. Çorba kalmadı herhalde. Çorba keşkek kalmadı. De çok az, dibinde vardı herhalde. Onu da işte komşular, işte evine hani yemek götürmek isteyen, hani yaşlı teyzeler olur. İllaki köy yerinde öyle olur. Hani şeye gelemeyenler muhakkak onlara azıcık katılır, gönderilir. Yani bir şekilde yendi. Benim o kadar umudum yoktu. Hani o kadar kişi gelmez diye düşündüydüm. Ben bir an bir korktuydum. Aynen. Döndü abla, bu yemeklerin hepsi biter mi diye. Maşallah kalabalıktı. Maşallah kalabalıktı valla. Evet. Allah aynen kabul etsin. Sadece zaten ya. 300 kase varmış. Hani fazla fazla almışlar. 150-200 kişilik diyerekten, ama yine fazla aynen fazla olsun. Yani 300 kase vardı ve kaseleri önceden dağıtıldı masalara. Sonra yetmedi. Tablotlarda da dağıtıldığı oldu arkadaşlar. Yani kişi olarak, yani ilk önce iftardan yarım saat önce işte çorba kaseleriyle dağıtıldı. Ondan sonra tablotlarla hani dağıtılmaya başlandı. Ama gerçekten çok kalabalıktı ve güzel yendi. Hani dediğim herkes gibi. Herkes de beğendi. Ellerine sağlık. hepimizin eline sağlık. Birbirimizin sayesinde yaptık arkadaşlar. Hiç ben bu kadar hani çok yemek pişirmemiştim. O yüzden hani bir yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Bir de odun ateşinde de olunca, odun ateşinde biraz hani şey oluyor, nasıl diyeyim, hani altı çok yandığı zaman tutar işte, yanar gibisinden. Altını bir derece artık közledik. Közlendikten sonra hani kalın odunu attıktan sonra bir garara yandı yani. Öyle diyeyim, yavaş yavaş yaptık bir şekilde. Yani üstesinden geldik Döndü ablayla. Ondan sonra gelinleriyle beraber üçümüz pişirdik. Arkadaşlar gerçekten herkes çok beğendi. Günün sonunda övgüleri aldık. Yo, bize yetti. Allah kabul etsin Döndü ablacığım tekrardan. Sağ ol, teşekkür ederiz canım. İnşallah bir dahaki iftarlarda yine tekrardan buluşuruz. İnşallah. Allah kabul etsin. Arkadaşlar bugünkü videom böyle olsun. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.